Biz 2016 senesinde yapmış olduğumuz yani hedef programlarımızın hemen hemen tamamına ulaşmış olduk yani hedeflerimizden. Belki çok az böyle işte bir iki yerde merdiven eksiği vardır. Belki bir iki yerde isnat eksiği vardır yetişmeyen. Ama bunların yanında da daha da fazla yapılan işler var tabii. Ama ana hedeflerimizin hepsi 2016 senesinde hatta program dışı da olan bazı çok önemli hadiseleri gerçekleştirmiş olduk. Mesela program dışı olan hadiselerden bir tanesi yani su sistemiyle ilgili yapılacak sigara sistemiydi. Yani depoların taşkınlıklarını önleyecek, su israflarını önleyecek veyahut da hızlı bir şekilde işte suyu kumanda edebileceğiniz muazzam bir sistem. 1 trilyon liranın üstünde bir sistem yani merkezi sistemden idare edilecek. Yani bunlar bunun gibi mesela hedef programımızda olmayan da bir sürü yine yatırımları gerçekleştirdik. 2016 senesinde Karabük Belediyesi yani yapması gereken işte bir tane Safranbolu Karabük arasında büyük bir köprü inşaatı vardı biliyorsunuz. Bir alışveriş merkezi inşaatımız vardı. İkisi de sonra geldi. Otopark inşaatımız hemen hemen %50'yi geçmiş durumda şu anda. Yani ana büyük projeler bunlar vardı ve asfaltla ilgili muazzam bir çalışma yaptık yani bakın. Yani şu anda yani %98 yani yeni yerleşimlerle ilgili yeni açmış olduğumuz cadde ve sokaklarla ilgili yerlerin asfalt problemi hemen hemen hiç yok diyebiliriz. Yani bunlar da nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir Halim Deresi'nin yapılmasıyla beraber Aydınlık Evler tarafında muazzam bir inşaat patlaması oldu ki yani bir de arkadaşlarımız iskanı olmayan binalara yerleşmeye başlayınca tabi buralarda yeni sokakların, yeni caddelerin asfalt problemi çıkıyor. Aynı şekilde 5000 evler bölgesi tarafında yani bu şekilde yeni cadde sokak olayı var. Size şöyle söyleyeyim. Yani 7 yıldan bu tarafa yeni cadde ve sokak olarak 20 kilometrenin üstünde yol açıldı Karabük'te. Yani öyle bir az bir yol değil yani. Bu 20 kilometre yol dediğiniz zaman yani ufak bir kasabanın bütün yolları demek yani. Yani ufak bir yani şöyle 10 bin, 15 bin nüfuslu bir kasabanın yolları demek yani bu. 20 kilometrelik yol. Ya yani asfalttan ilgili büyük ölçüde yani problemleri çözdük. Yani sonra kaldırım çalışmalarımız vardı. Bakın 7 yıldan bu tarafa yani hesaplarını çıkarttırıyorum. 130 kilometrenin üstünde kaldırım yapmışız yani Karabük'te. Yani bu çok ciddi bir rakam yani. Hemen hemen ana caddelerin tüm kaldırım problemlerini çözdük yani. Yine 5000 evlerde, diğer mahallelerimizde, bazı mahallelerimizde kaldırım yapmaya da imkan yok. Bunu biliyorsunuz yani çoğu mahallelerimizde. Bunların dışındaki mahallelerdeki kaldırım çalışmaları şimdiki bile devam ediyor. Büyük bir kısmını da halletmiş olduk. İstinat duvarlarıyla ilgili Karabük'te, bakın ben size şöyle söyleyeyim. Karabük tarihinde bugüne kadar belediyenin yapmış olduğu belki istinat çalışmalarının en az 3 misli fazlasını yapmışızdır önemli noktalarda. Toplam tahmin ediyorum 6 kilometreye yakın parça parça yani bu 100 metre, 200 metre, 300 metre gibi parça parça 6 kilometreye yakın istinat duvarları işini hallettik Karabük'te. Ve devam ediyoruz. O görmüş olduğunuz emniyetin önündeki istinat duvarlarından tutun o taş duvarlardan. Yani tüm sokak aralarında, caddeler aralarında yani sıkıntıların her yerde tamamlamaya çalışıyoruz. Yani şöyle saysak bile en fazla yani 4-5 tane noktamız kalmıştır istinat duvarlarıyla ilgili. Ki 2017'de inşallah yani o problemlerin de hepsini çözmüş oluruz ama özel mülkiyet istinat duvarları tabii o bizim yani şey alanımızda değil. Yani özel mülkiyetinde yani kendi işte arsalarıyla ilgili, kendi binalarıyla ilgili Karabük'te bir hayli fazla istinat duvarı problemleri var yani. Kendilerinin çözmesi gereken. Diğer konularda işte yapım işlerimiz zaten en iyi şekilde çalışmaya devam ediyor. Bazı işte değişik tedbirler alıyoruz yani çevre düzenlemeleriyle ilgili, çevrenin güzelleşmesiyle ilgili, işte temizliklerle ilgili, yani insanların kaldırımları daha iyi kullanmalarıyla ilgili. Yani bazı arkadaşlarımız belki rahatsız oluyor ama ben şöyle söyleyeyim, o yolun kullanımı daha da fazla artıyor bakın. Yani aslında Karabük'te şu eksik, yani vitrin düzenlemesi eksik. Vitrin düzenlemesi eksik. Sanki sanılıyor ki ben kaldırıma malı çıkarttığım zaman yani burada bunu satabilirim. Halbuki öyle bir olay yok. Bakın Ankara Caddesi'nde bile şu anda kaldırımların kullanma yaya sayısı artışı gözden görülebilir durumda yani. Yani her tarafta. Bunun gibi de tedbirler alıyoruz. Yani biliyorsunuz işte Karabük'te yani 7 yıldan bu tarafa en önemli noktalarda yani hayati noktalarda yapmadığımız hemen hemen hiçbir iş kalmadı. Yani mezbahası yapıldı, hali yapıldı, Hurdacılar sitesi yapıldı yani bir kere Hurdacılar sitesi muazzam bir olay yani. Meydan yapıldı, işte kütüphane yapıldı. Yani bunun yanında bir ticaret merkezi yapıldı. Şu anda muazzam büyük bir alışveriş merkezi ve pazar yeri yapılıyor.
İşte köprü yapıldı. Bir tane, yani aşağı yukarı şu anda 3 tane köprü yapıldı. Bakın 3 tane yaya köprüsü yapıldı. 4. köprü işte Kartaltepe Yenişehir arasında başlayacak çalışmaya. Terminalin orada çok güzel bir yaya geçişi yapıldı. Asansörler yapıldı. Yürüyen merdivenler yapıldı Karabük'te. Ki yani Karabük'te gözden görülür bir değişiklik oldu. Su derseniz hemen hemen o kadar büyük insanlara sıkıntı vermeyecek şekilde su dağıtımı devam ediyor ve kaliteli bir su dağıtılıyor artık Karabük'te ki yeni rov ilaveleri de işte ihale kapsamına alındı arıtmanın. Onlar da yapıldıktan sonra belki yani sürekli olarak bir şişe suyu kalitesinde su çeşmelerimizden akacak. Çünkü burada Safranbolu suyu almaya başladığı zaman su paylaşımından dolayı zaman zaman paçal bozuluyor yani suyun az olduğu dönemlerde. Ama inşallah yani o rov ilaveleriyle tamamen yani bunlar da düzeltilmiş olacak. Yani şöyle söyleyeyim, yani pis su arıtmasından tutun da temiz su arıtmasına kadar, yani çevreyle ilgili. Yani yapmış olduğumuz mesela 3-4 tane noktada çok önemli drenaj suyu kanalları yapıldı. Birisi istasyonla yapıldı, birisi kaya başında yıllarca kangren olan bir nokta vardı. Oraya yeni bir drenaj kanalları yapıldı. Çok yani büyük bir yapım işiydi. 2 tane çok büyük bulvar açıldı Karabük'te. Yani bakın 2 tane o bulvar. O 2 tane mahallenin şeklini, şemalini değiştirdi. Bu doğalgaz dağıtımı bir kere çok başarılı oldu Karabük'te. Karabük'te her mahallemizde doğalgaz var. Her mahallede 2-3 tane alamayan eksik yerimiz var. Onların da şöyle söyleyeyim, geçiş problemlerinden dolayı. Yani ne Karagaz'dan ne belediyeden. Çünkü komşusu öbürüne izin vermiyor. Bir plan proje dahilinde yapılmamış binalar. Mümkün olduğu kadar onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bakın onların da problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Ama doğal gaz dağıtımı Karabük'te %98 diyebiliriz yani. Ama artık yani bugünkü devirde de yani ayağına kadar doğal gaz gelmiş olduğu bir devirde de yani kömür yakacağım diye uğraşmak gerçekten abesten iştigal. Ha ben kenar mahalledekilere bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Türkiye'de doğal gaz sobası yaygınlaşmamış. Doğal gaz sobası kullanımı yaygınlaşmamış. Herkes sanki bunu kaloriferde kullanacak gibi düşünüyor. Ama mutfaklarında mutlaka doğalgaz kullanıyorlar. Ama o da şöyle söyleyeyim bakın. Şu anda bir mutfakta doğalgaz kullandığınız zaman tüp yerine en fazla 15-16 lira kullanıyorsunuz. Şu anda bir tüp 85-90 lira oldu ki yani en kötü eve ayda 100 lira gibi bir katkıda bulunuyor. Yani tüpten bir katkıda bulunuyor aylık. Gibi bunun gibi çoğu meselesi Karabük'te çözüldü. Hava kirliliği yani %100'ün üstünde çözüldü Karabük'te eskisine göre. Bakın 5000 evlerde hiçbir tane bu mevsimde hiçbir evin ışığı gözükmez yoldan geçerken. Şimdilik her evin ışığı yoldan geçerken görebiliyorsunuz yani. O derece yoğun bir hava kirliliği vardı. 2017 hedeflerimizi hazırladık. 2017 hedeflerimizde o kadar yük götürecek hemen bir şey yok yani. Şu anda mali durumumuz çok çok iyi. Yani şu anda yapım işlerine ilgili yaptığımız işleri hemen hemen hepsinin hesabını kapatabilecek durumdayız. Elimizdeki parayı en iyi şekilde, ekonomik bir şekilde kullanıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusuna gidiyoruz. Burada tabii imarın, bunların hepsi yapım işiydi. En önemli işlerden birisi de imarın işi. İmar şu anda Bayırmahalle'deki kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde takip ediyor. Bütün hedefimiz 2017-2018'de Bayırmahalle'deki bu eski fabrikaları temizleyebilmek şehir merkezinden. Ve Soğuk Su Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümümüz iyi bir şekilde devam ediyor. Yeşil Mahalle'de bir bölümümüz vardı kentsel dönüşümlerle ilgili. Onun devam edip etmemesine 1-2 ay içerisinde karar vereceğiz. Çünkü maliyetler çok yüksek çıkıyor orada, o bölgede. Bir de mülkiyet problemleri bir hayli fazla olan bir nokta. Bunun dışında gene şehrin gelişimiyle ilgili 5000 evlerin Şahin Tepesi'nin arka bölümünde 18 uygulaması yapılacak ki yeni işte yapımla ilgili arsalar ortaya çıkartılabilecek. Yani imarlı arsalar ortaya çıkartılabilecek. Yani imarla ilgili de şu anda dediğim gibi hem 18 uygulamalarıyla ilgili kapılı dere tarla olan mevkide çünkü yol problemleri bir hayli fazla olan bir yer. O problemi çözmek için bir de yeni imar adaları ortaya çıkartabilmek için 5000 evlerde. Bu tahmin ediyorum en fazla 6 ay içerisinde bitecek bir program şu anda. Epey orada da mesafe kat ettik. Yani imar, yapım işleri, su işleri, yani tüm hedeflerimizi koyduk. 2 tane ufak depo su işleri de yaptıktan sonra, yani su tesisatlarımızın da zaten şehir şebekesinin tamamı yenilendi bu 7 yıllık dönemde.
şehrimizin öyle fazla bir problemi olmadan 2017'de çalışmalarımıza devam edeceğiz.